Merhaba sevgili Nesli.com üyeleri. Cuma günkü Euroleague bülteniyle karşınızdayız. İlk karşılaşmamız 761 koduyla Nizhny Novgorod-Fenerbahçe karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 2.5 ve maç sonunda 5.5'da Nizhny tarafında. Toplam sayı olarak da 157.5'u görüyoruz. Rochester geri döndü ve gerçekten çok iyi döndü. Sanki hiç sakatlanmamış gibi geri döndü. Nizhny'de galibiyetler almaya tekrar başladı. Bu deplasmanda çok tehlikeli bir deplasman. Özellikle Rochester formdayken eski takımına karşı oynayacak olan bir Kinsey, çok formda olan bir Trey Tompkins düşündüğüm zaman Fenerbahçe'nin de son haftalardaki özellikle savunmadaki sıkıntısı ortada. CSKA ve Daçka maçı, özellikle Daçka karşısında hiç savunma yapmadıklarını gördük. Ciddi anlamda Fenerbahçe açısından da sıkıntı. Nizhny'nin tehlikeli hücum silahları var. Durdurmakta çok zorlanacaklarını düşünüyorum. İki taraf da kazanabilir. Hani Fenerbahçe daha güçlü kadrosuyla biraz daha sanki galibiyete yakın gibi görünse de ben burada toplam sayıya yönelmek istiyorum. İki tarafında atacağı yüksek skorlu bir karşılaşma ve 157.5'un açılmasını bekliyorum. İkinci karşılaşmam 762 koduyla Zalgiris Alba Berlin karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 2.5 ve maç sonu 5.5'la Alba'da, toplam sayıda 146.5. Bu karşılaşma özellikle Alba Berlin açısından daha önemli bence. Çünkü Zalgiris'in ben bu grupta çıkıp da devam edebileceğini düşünmüyorum. Aslında Alba Berlin için aynı şeyleri söyleyebilirim ama özellikle Alba Berlin Amerikalılarıyla Zalgiris karşısında bir üstünlük sağlaması ve grupta daha iddialı konumda olması beklenebilir. Alba'nın yabancı oyuncuları özellikle Zalgiris'e göre daha yetenekli oyuncular. Zalgiris biraz daha veteran bir takım kalıyor. İlk turdaki o ilk başlardaki performanslarını son haftalarda göremiyoruz. Özellikle James Anderson birazcık kötü oynadığı zaman Zalgiris kadrosunun işi çok zorlaşıyor. Bu karşılaşmada ben Alba Berlin'in bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum galibiyete. 5.5'lukta handikapla Alba Berlin'in handikapta kalmasını en kötü şartlarda bekliyorum. Üçüncü karşılaşmam 763 koduyla Efes Malaga karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 4.5 ve maç sonu 8.5'da Malaga tarafında. Toplam sayı olarak da 143.5 açılmış. Malaga şu anda İspanya Ligi'nin lideri. Real Madrid ve Barcelona'nın ikişer galibiyet önünde hatta şu anda oldukça da iyi durumdalar. Ben açıkçası bu kadar yüksek bir handikap verilmesini anlayamadım Malaga'ya. Malaga'nın en az Efes kadar şansının olduğunu düşünüyorum ki son haftalarda çok formda bir Jason Granger ve Fran Vázquez var. Bu deplasmanda bence Efes kadar şansları vardır. Hani handikaplar 4.5-5.5 civarında olsaydı bir nebze anlayabilirdim. Fakat Efes'in neden bu kadar daha favori olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş deplasmanında zorlanarak kazanan bir Efes vardı. Baktığımızda Hörtel'in henüz takıma alışamadığını görüyoruz. Bu sebeple hala oyun kurucu sıkıntısı devam ediyor. Kırs için de sakatlıktan döndükten sonra eski halinde olmadığını görüyoruz. En büyük artı Perperoğlu, Cedi Osman gibi forvetlerin iyi formu. Efes bence bu karşılaşmada zorlanacaktır Malaga karşısında. Ben iki tarafa da açık görüyorum bu karşılaşmanın sonucunu. 8.5'luk handikap varken de Malaga tarafında oynamanın akıllıca olacağını düşünüyorum. Son karşılaşmam 764 koduyla Barcelona-Panathinaikos karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 4.5 ve maç sonu 8.5 ile Panathinaikos tarafında, toplam sayı olarak da 149.5 görüyoruz. Barcelona'nın son haftalarda hep söylüyorum, hücumda ciddi anlamda sıkıntıları var. Olas'ın, Navarro ve Abrines'in aynı anda olmaması Barcelona'nın hücumlarını gerçekten çok fazla etkilemiş durumda. Ne Satoranski ne de yeni transfer Jackson ilk 5 oyuncusu değiller ve gerçekten organizasyon anlamında uzunları yeterince de besleyemiyorlar. Barcelona'nın bu anlamda hücumda sıkıntıları var. Panathinaikos'a bakarsak da onlar da kadro alarak Barcelona'nın oldukça gerisinler ama tabii bu kadroya rağmen bir gelenek devam ediyor ve gene de iyi oynuyorlar. Gene top 16'ya kaldılar. Bu gruptan ilk 4'te de çıkabilirler. Hani hiç şaşırtıcı olmaz. Fakat bu deplasmanda özellikle daha öncesinde de izledik iki takım aynı gruptayken Barcelona karşısında kazanmak çok zor. Barcelona son Panathinaikos maçını hatırladığımda özellikle savunmadaki performansıyla kazanmıştı. Ben yine öyle bir karşılaşma bekliyorum. Handikap riskine girmeyeceğim. Barcelona Panathinaikos'u bence 70'li sayılara pek de çıkartmak düşüncesindeyim. Kendisi de 70'li sayılarda bir karşılaşma oynayıp maçı alta götürür. Tercih kafama yatkın olan tercih şu aşamada. Bu sebeple de alt tercihini önermek istiyorum. Herkese bol şans dilerim. We'll be right back.